Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. İman, Allah Azze ve Celle'ye teslim olmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği her şeye iman etmek. Yani şu şekilde çok geniş anlamda tarif edebiliriz. Et-tasdiku bil-cenani وَالْاِقْرَارُ بِالْلِسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ Dilinizle tasdik ediyorsunuz, kalbinizle tasdik ediyorsunuz, dilinizle ikrar ediyorsunuz, sonra amel ediyorsunuz ki, yani amel imana dahil değil ama böyle çok geniş anlamda tarif edenler olmuş. Peki, İmam Maturidi Rahimehullah imanı anlatırken ne diyor? اَتَّصْدِيكُ بِالْجَنَانِ Kalbin tasdikidir. Dilin ikrarı ise Müslümanlar arasında Müslüman muamelesi görebilmek için önemlidir. Yoksa asıl olan kalbin tasdikidir. Peki İmam Eş'ari o da o çerçevede iman tarif ediyor. Fakat İmam Tahavi Rahimehullah ona baktığınız zaman وَالْاِيمَانُ هُوَ الْاِقْرَارُ بِالْلِسَانِ وَالتَّصْدِيكُ بِالْجَنَانِ İman tarif ederken lisanla ikrar, kalb ile tasdiktir diyor. Yani bu ifadede iki tane rükün var. Nedir onlar? Biri kalbin tasdik etmesi, diğeri ise dilin o tasdiki ikrar etmesi. Fakat Maturidi'ye baktığımız zaman orada tek bir rükün var. Nedir o? Kalbin tasdik etmesi. Eğer kalp tasdik ediyorsa Allah Teala katında o Müslümandır. Peki dil ikrar edecek Müslümanlar arasında Müslüman muamelesi görebilme adına. Fakat Ebu Hanife rahimehullah ondan da bu rivayet ediliyor. İmam Tahavi'nin bu ibaresi yani kalbin tasdik etmesi, dilinse o tasdiki ikrar etmesi. Yine Hanefilerden İmam Pezdevi var, usul fıkı var. Onun üzerine iki tane usulde keşfül esrar var. Bir tanesi Abdülaziz Buhari'nin keşfül esrarı, Pezdevi'nin usulü üzerine. Hanefi mezhebinde üç tane usulcü var. Üç atlı var yani. Usulde bunlar kol başıdır. Usul fıkıhta kim? Serasi, Pezdevi, Debusi. Rahimehumullah. Peki o Pezdevi ile İmam Şemsül Eyyime Rahmetullahi Aleyhima onlar diyorlar ki burada tasdik bil kalp olacak, bir de dilin ikrarı ikisi de olacak. Fakat onlar aynı zamanda şunu da söylüyorlar. İmanda rükün ikiye ayrılır. Bir, er-ruknul zâid var, bir de er-ruknul asli var. Asıl rükün var, zâid rükün var. Asıl rükün hangisidir? Kalbin tasdikidir. Zâid olan hangisidir? Dilin ikrarıdır. Onun için o asıl rükün düşerse kafir olur kişi. Ama bir ikrah hali var. İşte kime yapıyorlar? Ammar'a yapıyorlar değil mi? Sümeyye'yi alıyorlar, Yasir'i alıyorlar, Ammar'ı alıyorlar. Onları işte ölümüne, işkenceye tabi tutuyorlar. Hazreti Sümeyye'yi şehit ediyorlar. Ammar'ı şehit ediyorlar. Yasir radıyallahu anh dayanamıyor. Anne baba şehit olmuş o acılara. Onların söylediğini diliyle kabul ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar, ya Resulallah diyorlar. Yasir inkar etti, yapmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sonra geliyor Yasir, anlatıyor hali. Efendimiz buyuruyor ki, فَاِنْ عَادُوا فَعُودْ Eğer onlar işkenceye dönerlerse, فَاِنْ عَادُوا Sana yine böyle zulmederlerse, sen de ruhsatla amel et. Yani zâid rükün olan dille ikrarı terk edebilirsin. Dilinle imanı, ikrarı terk edebilirsin. Çünkü bu Pezdevi'nin de söylediği gibi zâid bir rükün. Yani zaman zaman ölümüne böyle ikrah olduğu zaman, ikrah mulci olduğunda kişi diliyle ikrarı terk edebilir. Ama burada ölçü nedir? وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّمْ بِالْا۪يمَانِ Kalbi imanla mutmain olacak, kalbi imanla hemhal olacak ki bu ayet-i kerime Ammar bin Yasir ile alakalı nazil oluyor. Peki efendim şimdi o zaman
Metne bakalım. وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْا۪يمَانِ اِلَّا بِجُحُودِ مَا اَدْخَلَهُ ف۪ي وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ Kul مِنَ الْا۪يمَانِ imandan, yani kalbin tasdik etmesi, dilin ikrar etmesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'tan neler bildirdiyse onları kabul etmek, onlara teslim olmak. وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْا۪يمَانِ Kul imandan çıkmaz. Ancak nasıl çıkar? اِلَّا بِجُحُودِ بِجُحُودِ بِاِنْكَارِ اِلَّا بِاِنْكَارِ مَا اَدْخَلَهُ اَدْخَلَهُ الضَّمِيرُ يَرْجِ اِلَى مَنْ اَدْخَلَهُ الْعَبْدَ değil mi? اَدْخَلَهُ اَدْخَلَ الْعَبْدَ ف۪يهِ ف۪ي اَيِّ شَيْءٍ فِي İmani. Yani demek ki kişi imandan ancak nasıl çıkar? بِجُهُودِ مَا اَدْخَلَهُ Yani اَدْخَلَ الْعَبْدَ Kulu imana sokan şeyi inkar ederek. Neyle girmişti? İşte İslam'ın esaslarını kabul ederek, kelime-i tevhid ile girmişti. Zaruat-ı diniyeyi kabul ederek girmişti. Namazın farz olduğunu, orucun farz olduğunu, bütün bunlar istidlale ihtiyaç olmadan her Müslümanın kolayca öğrenebileceği hakikatlerdi. Bunları inkar ediyorsa o zaman İslam'dan çıkar. اَذِّدَّنْ لَا يَشْتَمِعَانْ İki zıt olan şey bir arada olmaz. اَذِّدَّنْ لَا يَشْتَمِعَانْ İçtima etmez yani. İmanla küfür birbirinin zıddıdır. O halde onlar aynı yürekte olmaz diyor ya şair. Sür çıkar gayrı gönülden ta tecelli kıla hak konmaz padişah saraya hane mamur olmadan. Yani dolayısıyla kalbi küfürden temizlemeden, tahliye yapmadan oraya iman gelmez kardeşim. Peki vel imanu huvel ikraru bil lisani ve tasdiku bil cenan. İman El-ikraru bil-lisan. Bu İmam Tahavi'nin görüşü demiştik. Ebu Hanife'den de geliyor. Başka Hanefilerde kim söylüyordu bunu? Bezdevi ile Şemsül Eyyime söylüyordu. El-imanu huvel-ikraru bil-lisan. Lisanla ikrar ve tasdiku bil-cenan. Kalb ile tasdik etmek. Fakat burada rüknü asli hangisi? Kalbin tasdiki. Rüknü zaid hangisi? Dilin ikrarı. Neden dille ikrar ediyoruz? Müslümanlar arasında Müslüman muamelesi görebilme adına bunu yapıyoruz. Kalp bilmesi yetmez. Ne yapacak kalp? Tasdik edecek. Yani müşrikler, Yahudiler, Efendimiz Yahudiler Allah Resulü'nün peygamber olduğunu biliyorlardı. Hangi ayet-i kerime bize haber veriyor? اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Çocuklarını bildiği gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu biliyorlardı. Yani biliyor bu kalp ama tasdik etmiyor. Yani tasdik etme ile bilme birbirinden farklı. Dolayısıyla el-iman huve'l-ikraru bil-lisani ve't-tasdiku bil-cenan. Yani çok böyle dili hafife almayın. Yani bu dilin tasdik etmesi de yani bu ifade bir anlamda kabul edilmesi de gerekebilir. Yani bu alsak daha doğru görünüyor. Neden? Yani eğer bu adam Müslümansa, iman ettiğini söylemekten acizse ne işe yarar bu adam? Eğer özel bir görevi yoksa bunun, özel bir görevi yoksa, La ilahe illallah Muhammed Resulullah demiyorsa, zaten Müslümanlar arasında Müslüman muamelesi görmez, göremez birisi değil mi? Göremez. Peki şimdi buradan imana devam edecek ama biz burada şunu söyleyelim. Semeratul iman diye bir başlık açın orada. İmanın semeresi nedir? İman etmek Müslümanın hayatına nasıl yansır? İmanla dünyanızda, hayatınızda neler değişecek? Öncelikle Allah Teala'ya semeratul iman. Efendim iman edince Allah Teala'ya teslim olunca ne olur? Her yerde onu hatırlarız. Çarşıda, pazarda, işte,
okulda, derste, ders anlatırken her yerde bir zikir hali var. Yani zikir sadece böyle kalbinizle Allahu Ekber demek değil. Yani gidiyorsun şimdi adamla bir anlaşma yapıyorsun. Diyor ki tamam şunu yaparım ama ne diyor sana? Allah Kerim diyor. Yani Allah'ı zikir babında mı söylüyor? Yani sizi belki önemsemiyor. Hadi Allah Kerim diyor. Yani olur mu olmaz mı demek. Yani böyle bir zikir değil tabii. Zikir dilini söylediği zaman kalbiniz yerinde duramıyor yani. Öyle bir sarsıntı oluyor. İnnemel mu'minûne lezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Kalbi sarsılıyor adamın. Böyle bir hali, böyle bir duruşu var. Ve izâ semi'û mâ unzile iler rasûli terâ a'yunehum tefîzû mined-dem'i mimmâ arafû minel hâk. Gözünden yaşlar boşalıyor. Şimdi Araf suresinin 200'lerdeki ayetine bir gelin. Araf suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Efendim Allah Teala'yı zikreden bir adamın hayatında ihanetler olmaz. Çünkü sürekli onda bir hesap hali vardır. 201. ayet-i kerime 176. sayfa. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Muttaki olunca birisi. Yani muttaki demek sürekli Allah Teala onun zihninde, onun hatırında. İman ettiği Allah'la beraber. Ha? Şah damarından ona daha yakın. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Buldunuz. Muttakiler. اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Şeytandan onlara bir taif geldiğinde, yani ne geldiğinde, bir vesvese hali geldiğinde şeytan onları alacak şimdi, sarsacak. Ya bak diyor şu kadına, bu kıza bak, Allah seni burada görmez. Ya da şehvette öyle bir patlama hali var ki artık onu düşünemiyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Şeytanın o taifleri, yani vesveseleri, saldırıları, şeytanın vuruşları böyle ona geldiğinde muttakile onların hali nedir? Tezekkeru. Yani tezekkeru ikaballah. Allah'ın azabını düşünürler. Yani evet orada o var. Ona baktığın zaman belki nefsin bir telezzüzü var, bir şehvet hali var. Fakat tezekkeru innellezine ettekav izâ messehum taifun mineşşeytani tezekkeru فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Onlar nedirler? تَذَكَّرُوا Hemen o azabı görürler. Efendim sevabı görürler. فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Efendim kendilerini toplarlar. Hemen onlarda bir basiret hali olur. Yani ekranınız var orada. Orada sevap var. Orada ikab var. O ekrana bakıyorsunuz. O ekran sizi hemen toparlıyor kardeşim. İman işte böyle. Allah Teala ile beraber olmak. Zikir, yani Allah Kerim dediği gibi pazardaki adam böyle bir lisan ile değil de kalbiniz sürekli onunla beraber. Cenab-ı Hak, اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Toparlıyor sizi Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, onu hatırlamak. Peki efendim, yani imanın semeresi bu. İki, beynel havfi ve raca, umutla umutsuzluk arasında oluyorsunuz. Yani fela ye'menu mekrallahi, yani Allah'ın azabından, mekrinden emin değilsiniz ama aynı zamanda innehu la ye'esu min ruhillah. Bu umut, korku, o ayetleri orada okumuştuk geçen derslerde. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ خَوْفًا وَطَمَعًا Yani umutla korku arasında yaşıyor Müslüman. İman, imanın neticesi, yani umutla korku arasında. Hep şöyle diyorsunuz. Ya Rabbi, ahir ömre imanı taşımayı bana nasip eyle. Çünkü اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ Amelleriniz son anınıza göre kıymetlendirilecek. Yani adam böyle
Müslümandır ama son anda bir kadın çıkar, bir meyhanedir, paradır, faizdir, totodur, lotodur. Onlara dayanamaz, bakarsın ki adam her şeyi kaybetmiş. Her şeyi kaybetti. Efendim diğer semeratul iman Allah'a tevekkül eder. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani semeratul iman ikincisi ise Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmek. Yani Efendimiz eğer Allah Teala'ya tevekkül etmeseydi Mekke müşriklerine karşı yalnız başına o daveti yapabilir miydi? Durabilir miydi? Direnebilir miydi? İn kuntum amentum billahi fealeyhi tevekkelu. Yani bununla alakalı çok ayet-i kerimeler var. Allah'a dayanmak, insanlara değil de Allah'a dayanmak. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak İzheb ila firavune innehu taga. Ya demiyor ki ya Rabbi olur mu yani? Tek başına Musa'yı Firavun gibi bir adama gönderiyorsun. Adam yok, komutan yok, asker yok, silah yok. Olur mu demiyor. İbrahim Aleyhisselam bu kadar putların karşısında yalnız başına ben durabilir miyim, olur mu demiyor işte. İman size böyle bir tevekkül hali verecek. Sonra şükür hali verecek. Şükredeceksiniz. O nimetin sahibini düşüneceksiniz. Yani bunları veren odur diyeceksiniz. Yani şu toprağı yarması oradan bu her bitkinin kendi tohumundan kendine uygun şekilde bize bitkileri, meyveleri vermesi ona şükredeceksiniz. Sabredeceksiniz. وَلَنَزِّيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَزِّيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَن۪ي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Nerede bu ayet-i kerime? Hafızlar? Nahl suresinde. Hafız, kaç tane hafızımız var? Hafızlar. Evet, Allah Teala sayılarınızı artırsın inşallah. Efendim, ...278. sayfa, 96. ayet-i kerime. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَ... Buldunuz. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَزِّيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَزِّيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا O sabredenleri ecrahum, onlara ecirlerini vereceğiz, mükafatlarını vereceğiz onlara. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıklarını en güzelleriyle onları mükafatlandıracağız diyor Cenab-ı Hak. Peki şimdi efendim, tabii imanın neticelerine bir de bu sabır, belaya sabır, günaha girmemeye sabır, ibadete sabır. Bir diğeri ise imanın semerelerinden birisi nedir? Allah Teala'ya kayıtsız şartsız teslim olmak. El-inkiyat. Yani Cenab-ı Hakk'a el-inkiyatu billah, Allah Teala'ya teslim oluyorsun. O kadar ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Nisa suresini açıyorsunuz. Yani imanın neticelerinden birisi de teslimiyet. Ne kadar teslim oluyoruz? Eğer teslimiyet problemi yaşıyorsak, o zaman oradaki imanda arıza var kardeşim. Neyle başlıyor ayet-i kerime? Neyle? Yeminle başlıyor. Fela ve rabbike, oradaki la zaidedir. Fela ve rabbike la yu'minune. Efendim 65. ayet-i kerime 88. sayfa. 88. sayfa 65. ayet-i kerime. İmanın bizi Cenab-ı Hakk'a, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kayıtsız şartsız teslimiyete götürmesi. Fela ve rabbike, la zaide dedik. Yani ve rabbike vav kasem, yemin vav. Rabbine yemin olsun ki la yu'minune, la yu'minune yeminin cevabıdır. La yu'minune, Müslüman olamazlar.
Allah'a yemin olsun ki onlar Müslüman olamazlar. Kim ya Rabbi? Hatta yuhakkimuke fî mâ şecere beynehum. Fî mâ şecere, şecere ihtelede, karıştı. Aralarındaki o karışan meseleden, problemde, yani aralarındaki ağaca neden şecere denir? Dalları birbirine karıştığından dolayı. Fî mâ şecere beynehum, ihtilaf ettikleri aralarındaki o konuda, hatta yuhakkimuke, seni hakem yapana kadar, ihtilaf ettikleri konuda seni hakem yapana kadar, ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا. Harac, zorluk. لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ, işlerinde bir daralma bulmuyorlar. Ya peygamberin hükmü bu asra uymuyor işte, bu zamana gibi bir yıkılma, savrulma halleri yok onların. Neden? مِمَّا قَضَيْتَ. مِمَّا قَضَيْتَ, senin hükmünden dolayı onların yüreklerinde bir daralma yok. Ha? فَلَا وَرَبِّكَ, eğer Rabbimin hükmüne, Efendimiz Aleyhisselam'ın hükmüne teslim olurken adamın bir zorlanma hali varsa imanda problem var. İman, semeratul iman. Bunu Rabbim emretti diyorsun, Resulullah emretti diyorsun, kayıtsız şartsız ona teslim oluyorsun. Kayıtsız şartsız teslim olmak. Yani buradan gideceksiniz Allah'ın izniyle. Rabbim hepinize ders halkaları nasip etsin. Yani o noktada çok bunu iyi yapacak kardeşlerim var. Ama içinizde yine daveti çok iyi yapacaklar var. Buraya geldiniz, evinizi, yerinizi, yurdunuzu bıraktınız. Bu İslam adına sizin muhabbetinizi gösterir. Yani kim var diye seslenince biz buradayız dediniz. Onun için buradasınız. Yani sağa sola bakmadınız. Bir makam, rütbe içinde bunu yapmadınız. Yani her Müslüman elhamdülillah bizim hüsnü zannımız vardır. Not için yapmadınız vesaire için yapmadınız. Gideceksiniz. Gittiğiniz yerde ders halkalarınız olacak. 15-20 tane talebe gelecek, oturacaklar. Onlarla okuyacaksınız inşallah. Emsile bina maksud. Buralar zordurlar. Sarf nahib zordur. Sonra bunlar tad alacaklar. Peki bunlar da bırakan olacaktır. Yani şimdi bir talebeyle bir yere kadar geldiniz. Emsile okuttunuz, bina okuttunuz, izle okuttunuz, işte nahivden avamil, bir gibi curcani, ecrumi vesaire. Okuttunuz bunları. Adam tam böyle bir noktaya geliyordunuz, itimat ettiğiniz bir öğrenciydi, bırakıp gitti. Ne yapacaksınız? Yani ulemaya bakacaksınız. Onları neler bırakıp gittiler? Efendimiz bırakmadılar mı? Allah Resulü Aleyhisselam Uhud'a giderken 300 kişi ayrılıyor, dönüyorlar. Yani neden bunlar var? Neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın irşadında bir aziyet mi vardı? Ondan daha etkili, daha müessir, kalbe gidecek şekilde anlatabilen birisi mi vardı? Elbette yok. Peki onlar oldular ki, hem Cenab-ı Hak bize şunu gösteriyor. İnsanların kumaşları farklı. Yani birisi sizi bir yerde bırakırsa, bir talebe, şu kadar ona emeğiniz oldu, ayrılıp gittiyse, eğer bunu Allah rızası için yaptıysanız, ondan bir şey beklemiyorsanız, o zaman yıkılmayacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yıkılmadığı gibi. Yani Uhud'da onlar ayrılıp gittiler, Efendimiz yoluna devam etti. İman bu. İman size Allah'a teslimiyeti. Sadece ona tevekkül etmeyi, sabretmeyi, bela ve kahır cümleleri kurmamayı telkin eder. Onlarla teselli bulursunuz. Yani şuna bakacaksınız. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ. Yani diyeceksiniz ki ben bu talebeye zamanımı verdim, vaktimi verdim, şunu verdim, bunu verdim. Karşılığında dünyalık bir şey talep etmedim. Ama burada belki Allah ısmarladık demeden bile çekip giderse, ayrılırsa ders halkanızda yıkılmayacaksınız. Çünkü bu ayet seni teselli edecek. İnsan Rabbine karşı nankörse, sana karşı nankör olmaz mı kardeşim? Bana karşı, ona karşı nankör olmaz mı? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bir kumandan, kendi zaviyesinden değerlendirecek. Ama bir alim, bir mürşid, bir mürebbi kendi zaviyesinden değerlendirecek. Yani gidiyor adam, artık diyor ki ben bunu kabul etmiyorum, edemiyorum. Nasihatle alakalı bir takım şeyleri söyleyeceksiniz. Ama... Yani yine böyle kahır cümleleri kurmayacaksınız.
Evet, kahır öfkeniz olabilir, olacaktır tabii. İnsansınız ama onları yutacaksınız. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَظُّوا مِنْ حَوْلِهِ. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a oradaki ma da zayide, yani Allah'ın rahmetiyle sen muvaffak oldun. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Yani onlar çölden geliyorlar. Efendimiz'i çekiyorlar, ganimet ver diyorlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ağaca gidiyor, oraya giriyor. Babanın malı mı diyor, neden bana bu kadar verdin? Buhari hadisi bunlar. Yani Allah Resulü bunları duyuyor sahabe olacaklardan. Tabii onlar bilmiyorlar. Bilseler böyle derler mi? Yani hasta, akıl hastası doktorun elini dişliyor. Bilse, yani bu adam beni kurtarmaya çalışıyor. Yapar mı? Yapmaz. Öfkeniz olur. İnsan kafasıyla fare kafasını birbirinden ayıran öfkedir diyor Üstad Necip Fazıl. Öfkeniz olacak. Ama baktınız ki bu kumaş üzerine nakış kabul etmiyor. Gidiyor. Gidiyorsa kahır cümleleriyle gönderme onu. Yani yine sen kendi içine dön. Öfkeyi, nefreti dışarıya kusma. Hele sınıfın içinde hiç onu taşıma. Taşıma ki orada masum insanlar var. Hakikaten Allah rızası için orada duranlar var. Fakat ortam gerildiği zaman onlar da rahatsız olurlar. Onlar sizin rahatsız olmanızdan rahatsız olurlar. Yani o adamdan, ifadelerin ona gitmesinden değil de, yani işin bu noktaya gelmesinden rahatsız olurlar. Dolayısıyla bu teslimiyet sizi bu noktaya götürecek. Yani diyeceksiniz ki, yani ben bu adama, 15 tane talebe, onunla başladınız. Kendi namıma bunları çağırmadım buraya. Kendi adıma da ben bunlara şunları yap da dememiştim. Allah rızası için çağırdım. Ben bu kadar yapabildim ya Rabbi. Ben seferdeyim, zafer senden. Ben okulda sınavımı bıraktım. Dersimi bıraktım, işimi bıraktım. Mutala ediyorum, müzakere ediyorum. Olmadı, arayacaksın burada hocalarınızı. Buna rağmen ayrılanlar, gidenler olacak. Her derse başlarken şöyle başlayacaksınız. Yani 20 talebe var. Buradan 20'sini çıkarayım. Ama esasında 5 çıkarabilir miyim diye. Çünkü bu ilim zordur. Herkes buna muhatap olamaz. Özellikle başı daha zordur. Yani kimisi makama gider, kimi mevkiye gider, kimi rütbeye gider, kimi öğretmenliğe gider. Bizde de olur. Yani 5. sınıfta ben dedim arkadaşlara, 5'e geçenlere bu sene. Ya kardeşim bak, öğretmen olacak varsa bu onlarla son dersimiz olsun. Buyursun gitsin. Bak 4 yıllık burada bir hukukumuz var. Yani eğer öğretmenlik size daha cazip oluyorsa, biz İFAM'da hoca olanlar dışarıda bir öğretmen hangi haklara sahipse maddi anlamda, o haklar İFAM'da onlara sahiptir. Ama bu ilim ayrı bir şeydir. Yani adama bir tarafta dünyayı verirler, ilmi bırakıp gitmez. Yani buradaki elhamdülillah hocalarımız öyledir bu kardeşlerim. Yani bunların 19-20 saat her gün ilimle meşguliyetleri var. Ya okuyorlardır ya okutuyorlardır. Çünkü burası böyle başlamıştır, böyle devam edecek. İnşallah Rabbim derdi ekmek olanları aramıza katmasın ki biz de zayıf iradeli adamlarız. Olur ki onlardan etkileniriz de yıkılırız. Hep böyle dua edin ya Rabbi. Derdi ekmek olan, derdi dünya olan, derdi makam olanları aramıza katma ki biz bu halkamız küçük kalsın ama sonuna kadar bu halkanın bu halini taşıyabilelim. Yani bu ümmetin kirlenmeyen belli noktaları olsun ki ilim aşkı olanlar, ilim muhabbeti olanlar adres yer aradıkları zaman onların gidebileceği yerler olsun, halkalar olsun, sığınaklar olsun. Onu koymayın kalbinize. Yani Allah Teala sizi dünyada aç bırakmaz. Yani bir gün olur ki ayağınıza gelir o sizin arayıp da bulamadıklarınız, ararken zelil olduklarınız, zelil olursunuz. Ararken zelil olursunuz. Çünkü hani diyor ya, لَا تَسْأَلْ بَنِي آدَمْ شَيْئًا وَسَلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ. İnsanlardan bir şey isteme. Eğer insanlardan istersen, insanlar sana öfke duyarlar. Babandan bile para sürekli istediğin zaman soruyor sana, neden bu kadar istiyorsun diye. Ama Allah ondan istemeyince kızıyor.
Buna rağmen insanlar Rablerinden değil de insanlardan, yani bir yere gelecek, bir makama, bir mevkiye yükselmek istiyor. Ona gidip yalvarıyor, buna gidip yalvarıyor. Yani yıkılıyor, izzetini, itibarını kaybediyor. Onun için yani böyle bir yola girdiniz, böyle bir yolda yürüyorsunuz şimdi. Rabbime karşı hep samimi olun. Hep niyetinizi her sabah tasih edin. Ve deyin ki, ya Rabbi, dünyalık hiçbir talebim yok. Olmasın ya. Bu ümmetin 1000 tane adamının, dünyalık 10.000 tane adamının dünyalık hiçbir talebi olmasın. Dünyalık talebin olduğu yere Allah'ın rahmeti gelmiyor. Ama bütün buna rağmen sizin o halkanızdan bu tür taleplerle gelenler olacak, ayrılanlar olacak. Yani bir yıl uğraşacaksınız onlarla, bir yıl sonunda bırakıp gidenler olur, olacaktır. Uhud'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeye, bizim bedenlerimizin gökten gelen vahşi hayvanlar tarafından parçalandığını görseniz bile yerinizden ayrılmayın demişti onlara Cebeli Rumat'a koyarken. Ama 12 kişi kaldı. Uhud'un birinci faslını Müslümanlar kazanınca ganime ganime dediler, yerlerinden ayrıldılar. Ve sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de çekildi. Yani azlar çoklara galip olabilir. Az olursunuz ama rahmeti ilahiye nail olursunuz, muhatap olursunuz. Yani gidene yıkılmayın. Yıkılmayacaksınız Allah'ın izniyle. Yani eğer o hatta sizi Allah'a ısmarladık demeden gitse bile yıkılmayın. Sadece şuna üzülün, bir insan yıkıldı diye üzülün. Yani bir adam yani böyle yapabiliyorsa onun adına üzülün, yoksa ona üzülmeyin. Ona üzülmeyin. Yani öyle birisi, hani Hazreti Ali Efendimiz diyor ya, eşkıyaya ilim vermeyin. Verirseniz kötü niyetli adama ilim vermek, eşkıyaya ilim, silah vermekten daha tehlikeli diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Çünkü eşkıyaya silah verirseniz 10 kişi öldürür. Ama bir adam derdi dünya, derdi para, derdi makam, derdi rütbe, böyle birisi belam olur kardeşim. Her dönemin iktidarına fetva verir. Onların yanlışlarını yüzlerine karşı söyleyemez. Ve bu adamda ilim de varsa ilmiyle insanları ifsad eder. Bugün birilerinin yaptığı gibi. Dolayısıyla kötü niyetli bir adam, eğer ona ilim verdiyseniz onları, yüzleri, binleri ifsad eder, bozar. Siz de bunun ifsadından sorumlu, mesul olursunuz. Az olmaktan korkmayın. Yani 30 kişiyle başladınız, 5 kişiye düştünüz. Eğer 5 kişiyle yola devam ediyorsanız korkmayın onunla. Belki de Allah Teala büyük nailiyetleri, büyük fetihleri azların içinden çıkaracak. Şu şeye gelin hele bir, yani bu iman azlarla bizi sınav yapacak. Hem tefsir dersimiz de olsun orası. Azlarla alakalı neresi? Bakara suresinde nereyi okumamız lazım? فَلَمَّا فَصَلَى طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرٍ Böyle teselli olmak istiyorsanız bu sayfayı okuyun böyle. Yorulduğum zaman, böyle yorulduğunuzda, birisi sizi yorduğu zaman. Yani güvendiğiniz, itimat ettiğiniz bir adam yorduğu zaman sizi, gelin burayı okuyun, 41. sayfa. Bakara suresinin 249. ayet-i kerimesi. Şimdi Talut, Calut'a karşı savaşmaya gidiyor. Cenab-ı Hak onlara, o nehrin suyunu almayacaksınız, içmeyeceksiniz. Sadece ne kadar? Bir avuç. Yani ne demek istiyor? Derdiniz yemek olmasın diyor. Ben derdi yemek olanlara fetih vermem buyuruyor. İza ca'e nasrullahi vel feth. Ne zaman fetih geliyor? 19 yıl sabrediyor sahabe ta Hudeybiye'ye kadar. Yani bunlar o nehri geçecekler. O nehri geçerken bir avuç su alacaklar. Bir avuç su, fazlası yok. Bir avuç su. Geliyorlar oraya kadar. Diyorlar ki Talut'a, dayanamayız diyorlar. Olur mu yani su içmeden Calut'un ordusuna karşı savaşılır mı? Onların tevekkülü yok. Yani semeratul iman yok burada bak. Tevekkül olacak, sabır olacak, şükür olacak, ittiba olacak, tevbe olacak, istiğfar olacak ki bu adam hayatında imanı göresin. Hani kalbini yarıp da imana bakamıyorsun. Yani kırılıyor muyuz? Yoksa
istikamet halinde kalabiliyor muyuz? El karar ba'del ikrar var mı? Felemma fasala Talut bil cunudi. Talut ordusuyla beraber ayrıldığında kale innallaha mubtaliikum bi nehr. Kale men kale? Talut aleyhisselam. Kale innallaha mubtaliikum bi nehr. Ashabına dedi ki ordusuna, Allah sizi bu nehirle imtihan ediyor. Femen şeribe minhu feleyse minni. Ondan içen benden değil. Yani Allah dünyalıkla bizi sınıyor. Eğer dünyalığa meylederseniz Cenab-ı Hakk'ın burada yardımı olmayacak, nailiyet olmayacak. İçmeyin bundan. Fe innehu minni illa men ihterefe gurfeten bi yedih. Sadece eliyle bir avuç alırsa o kadar müstesna. Feşeribu minhu illa kalilen minhum. Azı hariç hepsi içtiler o sudan. Olmaz dediler ya, böyle bir hesap olur mu? Nehri karşıya geçiyoruz, karşıda Calut var. Dünyanın belki en güçlü ordularından birisi. Sen diyorsun ki bize su da içmeyin. Zaten azız, zaten silahımız yetersiz. Bir de bu kadar bir suyla içtiğimiz halde onun karşısına çıkalım. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. Ne dediler? Karşıya geçince, efendim dediler, bizim Talut'la ve ordu, Calut'la ve ordusuyla savaşacak gücümüz yok. Kim diyor? Su içenler. Su içenler. Halbuki onlar neden su içmişlerdi? Daha kuvvetli olmak için. Adam emperyalizmin, küresel gücün yanında yer alıyor. Neden? Daha güçlü onlar diyor. Onlarla beraber gidelim. Ya bak, Allah bunları neden bize indiriyor kardeşim? Ne diyor sana? Eğer güçlünün yanında yer alırsan, derdin ekmek olursa, derdin su olursa benim yardımımı orada göremezsin. Şöyle riyazet halin olacak. Aç kalacaksın, susuz kalacaksın. İşte o zaman Allah'ın yardımının az bir toplulukla, susuz, aç bir toplulukla büyük orduları nasıl devirdiğini dünyaya göstereceksin işte. Onu göstereceksin. Onun için böyle ders halkasında 5 kişi kaldın. Ya 5 tane alim olsa bir şehirde, öyle bir şehir düşün. 5 talebe az mı ya? Bir tane talebe olsun. Hadi 20'sinin hepsi gitti, bir tane kaldı. Siz de o bir kişiyle meşgul oluyorsunuz. O bir kişi Ömer Nasuh Bilmen olsa, Ali Haydar Efendi olsa, Bediüzzaman olsa, Süleyman Efendi olsa, efendim Esad Erbil'i olsa, yani şu olsa bu olsa yani. O bir kişi bak kaç kişiye ulaşabilir. O bir kişiyi küçük görmeyin. O bir kişi. Belki Allah Teala o bir kişiyi yetiştirmek için sizi dünyaya göndermiştir. O halkayı o bir kişiyle kurmak için. Yani 19 kişi gittiği zaman yıkılmayacaksın. Talud'un yıkılmadığı gibi kaç kişi kaldılar? 300 küsür kişi. 300 küsür. قَالَ الَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللّٰهِ كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَل۪يلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَث۪يرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِر۪ينَ. Onlar yani düşmanla karşılaştıkları zaman ne diyorlar? Kesin bir iman üzere nice azlar var ki çoklara galip oldular. Allah'ın yardımıyla, Allah'ın izniyle bunu yaptılar. Şimdi o rahmeti bekliyorlar. Felemma barazu li Calute. Felemma barazu li Calute. Yani haracu li kitalihim. Savaş için Calut'un ordusunun karşısına çıktıkları zaman, Talut'un o 300 küsür kişiden oluşan, azıcık su içen, aç kalan, susuz kalan o bir avuç Müslüman, onlar çıktılar. Ne diyorlar? Kalu Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafir. Önce ne diyorlar? Önce yardım et demiyorlar. Önce efrig aleyna sabran. Ne demek? Sabır boşalt ya Rabbi. Az yetmez. 300 kişiyiz biz. Biz senden önce yardım değil, gökten melek değil. Biz senden zaten şehadeti istiyoruz. Ama 300 kişiyle bu kadar büyük bir ordunun karşısında duramayız. İnsanız. Oklar üzerimize geldiğinde, arkadaşlarımız yerde parçalanırken, belki hadi sen dön ya da teslim ol diye
İnsan oluşumuz, bu irade zafiyetimiz devreye girer de belki kırılabiliriz. Bunun için aç semanın kapılarını, yüreklerimize sabır boşalt ya Rabbi. Sabır boşalt ki ayaklarımız kaymasın, burada duralım. Bak, bura çok mühim. Burada durmak, 28 Şubatlarda durabilmek, iman bu. Allah'a teslim olabilmek, her yerde hak ve hakikati söyleyebilmek. Rabbena efkalu rabbena efrig aleyna sabran. Sabrı yağdır semadan, boşalt semadan, damla damla yetmez. Çünkü biz çok azız ya Rabbi. Ve sebbit akdamena. Ayaklarımızı da burada sabit kıl, burada bize şehadet gelsin. Ve ansurna alel kavmil kafirin. Kafirlere karşı bize nusret eyle. Fehezemuhum biiznillahi ve katele Davudu Calute. Fehezemuhum biiznillah. Allah'ın izniyle o sabır isteyen imanlı 300 küsür kişi kocaman bir orduyu yere serdiler. Davud aleyhisselam Calut'u öldürdü ve devam ediyor hadise. Yani bunlar hikaye değil tabii. Allah Teala bunları kitabında neden bize anlatıyor? İşte böyle bir imana, böyle bir teslimiyete sahip olacaksın. Yoksa akaid kitabında el imanu huvel ikraru bil lisan ve tasdiku bil cenan. Ne demek kardeşim? Neyi ikrar ediyorsun? Semeratul iman ne? Bu iman seni nereden alıp nereye taşıyacak? Son imanın semeresiyle alakalı şunu söyleyelim. İman bizde bir istiğfar hali, tevbe hali, onu getiriyor, bunu oluşturuyor. Yani sürekli Cenab-ı Hakk'a yöneliyorsunuz. Umutsuzluk yok. Yani arıyor işte, bak öyle mesajlar geliyor ki elhamdülillah. Bu sohbet dinleyip de dönen çok kardeşlerimiz oluyor. Ve bunlar İslam'ın kıymetini de biliyorlar. Bir Amerikalı vardı, Naem Abdülveli diye, ben epey İslam ilimler okutmuştum. Şimdi derdi ki, hocam bu sizinkiler annesinden babasından İslam'ı görüp öğrendiğinden dolayı kıymet bilmiyor. Hakikaten öyleyiz, değil mi? Yani askeri gidince ben caminin ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir ay sonra bir camiye girdiğimde, elhamdülillah namazlarımı hep kıldım da, yani karın üstünde, yağmurda, çamurda, elhamdülillah. Ama camiye girince, o zaman cami ne büyük bir devlet. Şu ezan Muhammedi'yi okurken dinleyin. Allah bizi onu dinlemekten mahrum etmesin. Dışarıya gidince, işte gidiyorsunuz ülkelere, orada ezan Muhammedi arıyorsunuz. O zaman anlıyor insan, ezan Muhammedi dinlemek ne büyük bir devlet. Bunlara şükredin ki Rabbim bizi bunlardan mahrum etmesin. Bu okuduğunuz kitaplara, bu alimlere, bu kitaplara şükredin, bu alimlere dua edin ki bu nimete karşı vazifemizi yapalım. Allah Teala bizi bunlardan mahrum etmesin kardeşim. Ne büyük bir nimet, bundan büyük nimet var mı ya? Ya bir yerde Allah muhafaza papaz olsaydık, dinsiz olsaydık, Allah'ın dinine karşı mücadele eder olsaydık ne olurdu halimiz? Yani Rabbim bizi bu yola, bu davaya, imana, irfana hizmetkar kıldı. Hiç bundan büyük şeref yok. Bak, Allah için söylüyorum size. Yaşadığım müddetçe de göreceksiniz. Bana yeryüzünde en büyük makamları teklif etseler, Rabbimi şahit tutarak söylüyorum, İçimde zerre kadar muhabbet yok. Allah'a yemin olsun ki bak, bugünkü halimle söylüyorum, kabul etmem. Rabbime sözüm var, elhamdülillah. Çocukken böyle, tabii ki yani yetiştiğimiz ortamlar farklıydılar. Ama elhamdülillah şu dersleri okutmaktan başka Rabbimden istediğim hiçbir şey yok. Tabii ki bunları okutacak kadar bir sıhhatimiz olsun. Elhamdülillah iffetimiz, izzetimiz, tabii onları muhafaza eyle diye Rabbimize dua ederiz. Onun dışında başka hiçbir talep olmasın kardeşim. Az ol ya. Yani göreceksiniz ki hayattan zevk alacaksınız. Ademuhu azab, vücuduhu hesap. Para dediğin olmaması azap. Biraz olsun, yetecek kadar, o kadar bulursunuz bu yolda elhamdülillah. Arabanız olur, yani onları alırsınız bu yolda. Ama onun dışında olursa hep varlığıyla azap çekeceksiniz. Nasıl? Hesap edeceksiniz.
o daireyi mi alsam, bu daireyi mi alsam, o arsayı mı alsam, bu arsayı mı alsam. Oturacaksın aklında bunlar. İşte kim bununla meşgul oluyorsa Allah buna nasip etmiyor. Peki istiğfar olacak. Dedik 266. sayfa, 366. sayfa, 70. ayet-i kerime, Furkan suresi. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. İlla men tâbe ve âmene ve amile sâliha fe ulâike yubeddülullâhu seyyiâtihim hasenât. Yani öyle bir Allah'a inanıyorsunuz ki, şimdi siz oradan geldiniz. Yani siz derken muhatap kitleniz meyhaneden geliyor, kumarhaneden geliyor ya da kötü yollardan tevbe etmiş geliyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor ona? İlla men tab. Bulduk. Efendim 366. sayfa ayet-i kerime 70. Sayfanın yukarıdan 3. ayet-i kerime. İlla men tabe ve amene ve amile saliha. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّرُ اللّٰهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Bulamadık mı? Peki şimdi اِلَّا مَنْ تَابَ, tövbe etti, Allah'a yöneldi. وَاَمَنَ iman etti. Ama bu kadarla yetinmeyecek tabii. Yani o kötülükleri yapanlar. وَاَمِلَ صَالِحَ, ameli salih yapıyor. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّرُ اللّٰهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah onların ne kadar seyyiatı varsa onları da hasenata çeviriyor. Yani içinizde böyle tevbe yapın. O tevbeye yaptığınız günahlara bedel ameller yapın. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor işte. Allah onların günahlarını affetmek şöyle dursun. Eğer kul hakkı değilse onların seyyielerini de hasenata çevirecek. Bir bakkalda borcunuz var markette. Gidiyorsunuz, yazdırıyorsunuz. Sonra para buldunuz, ödüyorsunuz, adam siliyor. Ödüyorsunuz, siliyor. Yani tövbe ediyorsunuz, Cenab-ı Hak amel defterinden siliyor. Ediyorsunuz, siliyor. Fakat zengin bir adam sizi de görüyor, talebesiniz, okuyorsunuz, çalışıyorsunuz, birkaç kuruş getiriyorsunuz, borcunuzu veriyorsunuz, ekmek paranızı. Hem de okuyorsunuz, gidiyorsunuz adama borcunuzu ödemeye, defterden bir miktar sildireceksiniz. Adam sizin halinizi görmüş. Diyor ki, efendim ben senin borcunun tamamını sildim. Bir de talebe olduğunuzdan dolayı size sadakatinizden, vefanızdan dolayı zekatından 100 lira da para veriyor. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki sanki, yani tabii ki teşbih hata olmaz, o baptan söylüyoruz. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى diyerek söylüyoruz. Efendim Cenab-ı Hak sizin samimiyetinizi, tövbedeki hulusu, niyetinizi, kalbinizi görünce ne kadar günahınız var onları siliyor da nasıl siliyor? Onların tamamını bir emirle, bir talimatla sevaba döndürüyor. Ne kadar günah var o günahın tamamı sevaba dönüyor. Eğer tövbe sağlam olursa, şimdi elhamdülillah böyle tövbe edenler var. Gelen mailden alıyorum elhamdülillah. Böyle tövbe edenler var. Onun için gurbete düşenler dönünce İslam'ın kıymetini daha iyi anlıyorlar. Allah Teala bize öyle bir iman, ihsan buyursun ki temelesi böyle bir tevbe olsun işte. Öyle bir tevbe edelim ki o tevbeyle Cenab-ı Hak ne kadar günah varsa onları af şöyle dursun, tamamını hasenata tebdil eylesin. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان dedik. Buradan devam edelim inşallah. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.